Sevgili seyirciler, aynı secdeye baş koyan insanların kalplerinin birbirine kırdırıldığı, kötü sözün hakikatine hiç bakılmaksızın bol bol sarf edildiği günleri yaşıyoruz. Herkesin aklında tek bir soru var. Ne yapmak gerekiyor? Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi bundan aylar önce 29 Ekim 2013 tarihli Banteli sohbetinde bu sorunun cevabını veriyor. Kardeşliğin hukuku, kardeşin gül yaprağıyla bile incinebileceğini hatırdan çıkarmamakken, son günlerde dili bir, dini bir, peygamberi bir olan insanlar en yaralayıcı sözlere muhatap oluyor. Öfkeyle, şiddetle, hiddetle şimdiye kadar çözülmüş. Hatta çok küçük bile olsa bir problem bilmiyorum. Ve bildiğini iddia edecek insan da çıkmaz zannediyorum. Fethullah Gülen Hoca Efendi bu sohbetini 29 Ekim 2013 tarihinde yaptı. Aradan geçen 3 ayda Türkiye'nin gündemi adeta bir gerilime kilitlendi. Efendimizin kendisinden nasihat isteyen kişiye 3 kez öfkelenme tavsiyesinde bulunduğunu da hatırlattığı o sohbetinde Hoca Efendi çok önemli tespitlerde bulunuyor. Öfkelenme. Zira öfke muvakkat bir cinnettir. Sonucu da altından kalkılmaz bir nedamettir. Son günlerde inanan insanlar çeteleşmekle suçlanıyor. İçlerinde Efendiler Efendisi'nin sevdasından gayrı bir şeyin anlatılmadığı evleri inlere benzetiliyor. Bir öfkeye binaen bir söz söylersiniz. Öyle bir sarayı yıkarsınız ki bir daha tahammül etmek mümkün değildir. Binanız kristaldense başkasının granitten binasına zinhar taş atmayın. Peki böylesi bir öfke dilinin hüküm sürdüğü şu zamanda takınılması gereken tavır nedir? Hoca Efendi işte ta o günden bu sorunun cevabını veriyor. Evet, ille de bir fenalığa karşı fenalıkla mukabele yoktur. Vaka, insanın insani hakları, nefsine ait hakları yani nefsine ait hakları, dinine, diyanetine ait hakları, ülkesine ait hakları bunların müdafada meşru müdafaa yolları vardır. Ve hususiyle Allah hakkı, umum millet hakkı taalluk eden meselelerde belki bazen bir vecibe halini bile alabilir. Orada da üsluba dikkat etmek lazım. Meseleyi öfkeye, kine, nefrete ve karşı tarafı şirazeden çıkarmaya sebebiyet vermeyecek bir üslupla savunma mümkünse şayet öyle savunmak lazım. Aşkını kurdum dilime, anlıyor musun? Yetinmedim, Türk yaktım, gayrımı canımdan bıktım. Hani senin olacaktım? Fethullah Gülen Hoca Efendi, tek dertleri dini mübini İslam'a hizmet olan dünyanın dört bir yanına yayılmış gönüllüleri anlattı. Eğitimle insanları bir yere götürmeyi, ulaştırmayı düşünüyorlar. İnsanlara hizmet ediyorlar. Beklentisizliğe bağlamışlar bunları. Böyle yapmak suretiyle yarın bir şey olmayı düşünmüyorlar. Vali olalım, kaymakam olalım, milletvekili olalım, bakan olalım mülazaları yok. Helalet öğretmenim, hakkını helalet, helalet öğretmenim.
Allah rızası için hizmet eden herkesi kendi yaptığımız şeyler gibi takdirle karşılamak icap eder diyen Hoca Efendi, aidiyet hislerinin gözleri ve vicdanları körleştirmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Allah'ın güzel gördüğü, güzel değerlendirdiği bir şey, niye onlar yapıyor diye siz hafif aldığınız zaman Allah'ın güzel gördüğünü çirkin görüyorsunuz demektir. Hazreti Resul-i Zişan onun arkasında ise ben bunun arkasındayım diyorsa onun güzel gördüğünü çirkin görüyorsunuz demektir. Ben seni görmeden sevdim. Bahar yüzlü insanlar bildim etrafında pervane. Onlardan biri olmak istedim hep. İnsafın aransa da bulunamadığı, dili, vicdanın değil, nefret ve öfkenin söylettiği günlerde hareket ve üslupta ölçüyü hiç terk etmemişler adına çizgi net. Elden geldiğince hakka hizmet eden herkesi alkışlamak lazım. Sövmek, saymak, şöyle dursun, takdir etmek lazım. Allah din-i mübin-i İslam'a hizmet eden, milli mefkuremize hizmet eden, ülke birlik ve beraberliğine hizmet eden herkesten binlerce defa razı olsun.